doktor abinin o tezgaha evet. şu şekilde böyle böyle yapmasının evet, evet. yani otoriteyi mi temsil tabii, ediyor? Tabii tabii yani oraya iyi bir şey için geldiğini söylemek istiyor aslında. Ama Fikri Bey'in kardeşi onu kesinlikle reddediyor ve el kol hareketlerinden, vücut dilinden bu çok daha net bir şekilde belli oluyor. Peki efendim, kısa bir aradan sonra bu görüntülerde özellikle doktor abi ne anlatmak istiyor ve orada asıl olarak otoriteyi temsil eden, asıl olarak ben güçlüyümü temsil eden ve arayı bulmaya çalışan o üç kişiden en fazla hangisi? Kralı, itibarlı, arkası kuvvetli olarak tanıtmış ya, etraf öyle biliyor ya. Buraya gelmelerinin altında, bakın biz bilmem ne ailesi olarak sizin ayağınıza kadar da geldik gibi bir şey de çiziyorlar mı sizce? Tabii ki. Normalde böyle güç gösterisi yapan insanlar ayaklarını çağırırlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yani burada bir belediye başkanını alıp oraya gitmek, bir güven sağlamak, hani sözü geçen biri, bir denge getirmek ilişkiye, iletişime onun için. Ama ayağınıza geldik, siz de dediğimizi yapın. Arayı bulacağız, dediğimizi kabul edin demek için. Evet, Durul Bey, bunların psikolojisi tam olarak bu mudur sizce de? Yani biz güçlü bir aileyiz ama bir taraftan da tabii kardeşlerinden dolayı köşeye sıkışmış durumdalar. Tabii Anadolu'da özellikle Adapazarı'nda, Adapazarı tarzı yerlerde bu tarz davranışlar çok fazla vardır. Yani biz güçlüyüz ve bizim yanımızda işte şu güçlü insanlar var. Bunu göstermek için veya o belediye başkanını, belki sizin kardeşiniz ve sizi hiç tanımazsınız. Yazlık belediye başkanı nereden tanıyasınız sizin? Ben hiç tanımıyorum. Oturduğunuz yer farklı, yazlık farklı bir yerde. Ama yazlık belediye başkanını götürerek işte biz güçlüyüz. Ama bir de bizim, eski belediye başkanı evet, yani. Evet, biz güçlüyüz, bizim ailemiz önemli bir aile imajını vermek için onu götürmüşler. Farkındaysanız kendileri hemen girmiyor, konuşmuyor. Belediye başkanını olaya sokuyorlar önce. Yani orada bir gücü gösterme amacı var tabii. Bir de belediye başkanı, hani eski belediye başkanı ama böyle iri yarı falan bir adam. Evet. Hani evet. kalıplı bir adam. Şeyle ilgili biraz da mensup olduğu partiyle de alakalı bir durumda söz konusu. Ben zaten bu konuda ben belediye başkanından davacı oldum. Oldunuz. Ya tabii evet. ben jandarmaya söyledim. Bu zaten bu belediye başkanı, eski belediye başkanı bu işin başından beri bu işi bırakmadı. Bunlarla beraber 3 ay 4 ay gezdi. Her yere gitti. Gitmediği yere gidiyor. Ben zaten bu konuda ben Arife jandarmasında yazdırdım. Ablalarına beraber, ailesine beraber bu belediye başkanına yazdırdım. Kim geldiyse? Kim geldiyse benim kapıma. Ha. Bu yönde kim geldiyse herkes hemen davacı oldum. Kim geldiyse, hepsi kim varsa. Şahane. Kim varsa ben davacı oldum zaten bu konuda. Ben oralı olduğum için de bunu söyleyebilirim, rahat rahat söyleyebilirim. Belediye başkanının bu konu hakkında başlangıcından sonuna kadar konu hakkında ciddi anlamda bilgiler vardır. Yani belediye başkanı birçok şeyi bence biliyordur. Aydol mensubu olduğu partiyi de biliyorsunuz. Evet. Herhalde söylemeyin ama yani onu bile hani bu anlamda kullanmak istemiş olabilir. Sadece burada Serap Hanım, bir belediye başkanlığı yahut da daha önceden görev yapmış, belediye başkanlığı yapmış şeklinde biz değerlendirmiyoruz. Ya belediye başkanı da olsan, yapmış da olsan, senin gelmiş olduğun konumdaki bir kişi 14 yaşında bir kıza gelir mi ya? Şimdi 14 yaşında bir kıza gelirmiş yani burada. Ben bu yanı sıkıldı yani. Bakın, burada belediye başkanı